Evet sevgili seyirciler, bir Keyfi Şahane programına daha hoş geldiniz. Bugün Bakırköy'ün, İstanbul'un, Türkiye'nin sevilen, bizlerin abisi, çok değerli Bakırköy eski belediye başkanımız, diş hekimi Ahmet Bahadırlı bizlere konuk oldu. Evet Ahmet abicim, bu güzel günde beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür Çok büyük ediyorum. mutlulukta ben de şeref Biliyorum duydum. katılmıyorsunuz ama sevgili izleyiciler ben ve sizler için Ahmet abi tamam dedi. Kırmayacağım, geleceğim programınıza dedi. Hoş Hoş geldiniz, bulduk. Çok nasılsınız teşekkür abicim? ederim. Şeref duydum ben de. Siyaseti bıraktıktan sonra belki biraz böyle çok sevdiğimiz insanlar, büyüklerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz davet ediyorlar. Ben hep uzak durmaya Evet, çalışıyorum. evet. Hem evlatlarım olsun hem ailem de öyle uygun görüyor. Onun için zira benim Sayın Erzurumluoğlu Evet. ailesi benim Çok için çok teşekkürler. önemli bir aile. Keza sizlerin Mehmet beni hep Evet. büyüten, birçok şey öğreten Mehmet abimiz, Mehmet Erzurumluoğlu ağabeyimiz de dahil olmak Çok üzere. çok teşekkür. Bu soyad olunca bizi çağırdıkları yere nereye derse gitmemiz bizim için büyük şereftir. Özellikle bir de tabii Cem TV olunca bizim çok eski dostlarımız, Evet. çok kadim dostlarımız onların çağrısına gelmemek olmaz. Ne çok O çok yüzden teşekkür. belki aklımız yettiğince birkaç kelime edebilirsek ne mutlu bize. Şimdi girişte söyledim, sizi herkes tanıyor da bir de sizin dilinizden, sizin cümlelerinizle tanıyabilir miyiz Ahmet Başkanım? Peki, Bir diş o... hekimiydiniz Evet, siz. ben diş hekimiyim. Yalnız diş hekimliğinden değil, bir özelliğiniz var, Hataylısınız. Evet, Hataylıyım, Hatay doğru. bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne daha sonra katılan ve gerçekten öz Evet, Türk büyük olan zorluklar insanlar, büyük içerisinde, zorluklarla evet, katılan. katılan. Oradan mı Evet, başlayalım? isterseniz, arzu ederseniz şunu arz etmek isterim. Ben annemden başlayayım. Rumeli Sarıyer Rumeli Hisarı'nda bir subay çocuğu. Orada Evet. Rumeli Hisarı'nda doğuyor. Bir kız çocuğu büyüyor. Sonra Sene, ardından sene. 1923 yılında doğuyor. Sonradan işte 1928-1930'lar oluyor. İlk Cumhuriyet çocuğu yeni birlikte beraber. Ve arkasından da Kandilli Kız Sesi'ne gidiyor. Öyle bir devirler ki hala daha gemi vapur o kaptanlarının, boğaz kaptanlarının ismiyle çağırdıkları. Hadi İsmet Ne gel, kadar işte Ali güzelmiş. gel, Mehmet gel, niçin gelmiyorsun, hasta mısın diye evlere bağırdığı zamanlar. Çımacılar vardı o zaman. O belki şimdiki gençler tam bilemeyebilirler. Evet. Eski bir çımacı kültürü vardı. O çımacılar o koca koca halatları alıp da o demirlere bağlayan, geminin yanaşmasını sağlayan o insanlar, Kişiler mi evet, çımacı? çımacıdır onlar. O çımacılar isimleriyle vapura aldıkları devirlerden bahsediyorum. Ve annem Kandilli Kız Sesi'ne gidiyor, oraya bitiriyor. Orada trompet takımının başında oluyor. Atatürk'ün önünde trompet Aa ne takımının başında güzel. geçiyor. O şerefe nail oluyor. Ve ardından da Çapa Öğretmen Okulu'na gidiyor. Orayı da bitiriyor. Ondan sonra Çapa Öğretmen Okulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü gelip konuşma yapıyor. Gönüllüler arıyor. Diyor ki Hatay ilhak oldu. Bu yüzden işte 1938-39 Evet, yılları evet. ve bunun için eğitimciler arıyor. Aslında bütün Anadolu'yu arıyor. Daha da aslında açıkçası çalı kuşlar arıyor. Evet, ben diyecektim. Annem de ilk İlk el çalı kaldıran oluyor. Evet, kuşlarından. evet. Annem de ilk el kaldıranlardan oluyor. Daha el öpresi birçok daha bir eller kalkıyor. Annem de Reyhanlı'ya, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, Büyük bir cesaret. bir Serhat kenti. Müthiş müthiş insanlar, gelecekte çok ciddi insanların çıkacağı. Bizim oradaki Reyhanlı'mız, İskenderun'umuz, Samandağ'ımız, Yayladağ'ımız, hepsi bunlar için bir kırıkanımız. Hepsi bunlar bizim için çok ciddi bir yüzük taşıdır. Hatay'ımızın ve Antakya merkezimiz elbette. Eski Antiokya dediğimiz o merkez. Ve annem de tabii trenler, biraz katırlar. Öyle mi o Tabii o zaman o dönemde? burunlu Oo. otobüsler, o yıllarda İyi bir Anadolu'nun cesaret. evet Tek çok büyük başına bir cesaret. kadın 20 olarak yaşındaki olan bir tabii. kız anneannesini alıyor ve anneannesiyle birlikte ailesi karşı çıkıyor tek çocuk. Ama yok İrfan ordusu kuracağım ben oraya gidiyorum ve gidiyor işte. Gidiyor ve orada da babamla tanışıyor. Evet.
İşte o benim annem. O çalı kuşu benim annem. Sonradan da babamla tanışıyorlar ve babamla tanıştıktan sonra da ablalarım dünyaya geliyor önce. Güneş ablam, Serpil ablam, Mehtap ablam ve ardından da ben dünyaya geliyorum. O sırada Doktor Selahattin Bey, onlar antihijyenik şartlarda doğuyor ablamlar ama ben de artık korkuyor babam. Antakya'ya götürüyor, bir tane de doktor var. Doktor Selahattin Bey, merhum, Allah rahmet eylesin. Hepsini, ve ve o sırada ben doğunca da diyor ki belediye başkanınız doğdu diye. O zamandan söylüyorlar. Diyor. Merhum tam bilmiş ama yerini şaşırmış. Yerini şaşırmış, evet. Onun üzerine işte böyle bir şey. O zaman Türkmen adetleri, adaklı saçlar, şeyler Türkmen falan. Türkmen kökenli. Evet, evet. Tamam, Türkmen kökenli. Ondan sonra ve orada Rey şehrinden gelip Reyhanlı'nı adaklı kuruyorlar. Adaklı saç deyince başkanım, biraz adaklı saç ne? İşte, uzun saçlar, biraz uzun saçlar uzatılır. Eski Orta Asya adeti. Evet. Ondan sonra sonradan onu biraz açabilir miyiz? Ben bilmiyorum. Yani sonra bizim orada bir mesela Şirköy vardır. Ama çok faziletli, çok aydın bir insan zamanında. Ve şu anda da orada oturanlar bir badem ağaçları da ünlü. Bir mütevazi bir Amanos'ta bir dağ köyüdür. O yüzden benim adımı Şeyh Ahmet diye koymuşlardır. Evet, ondan evet. sonra orada da Şeyh Ahmet Kuseyri diye de. Ve o Şeyh Ahmet Kuseyri de gerçekten hani böyle çaput bağlamak veyahut da çubuklamak veya o tür hiç yoktur. Onun için oraya gider, dua edilir. İşte ilim sahibi, faziletli bir insan orada yatar. Orada saçlarım törende kesilmiştir falan gibi mi? Böyle bir şey vardır. Babam da o Fransa zamanında Fransızca çok ihtiyaç olduğundan dolayı yani oradaki Fransızlara ilişkiye kurup da bir takım bilgiler var, alabilmek evet, için. Evet. Onun için de İskenderun'da Saint Joseph okulunu bitiriyor. İstanbul'da da Boğaziçi Lisesi var o zaman Fransızların. Onu bitiriyor. O yüzden dolayısıyla Fransızca falan tabii çok mükemmeldi. Annem de tabii o şartlarda ne olur? O Serhat kentinde birbirinin ilgilerini tabii çekiyorlar. Netice itibariyle evleniyorlar. Baktılar pırıl pırıl böyle. Evet, iki pırıl pırıl cevheden. İstanbul evet, kızı Reyhanlı da bir baktı. Tam bir beyefendi. Öyle öyle bir Akdeniz yakışıklısı evet, gibi. Evet, Akdeniz ondan sonra ve ardından tabii sonunda da evleniyorlar. Tabii oradaki bizim düğünler sokaklarda inanılmaz. O keş dediğimiz büyük şeylerde çiğ köfteler yoğrulur. Büyük dibekler vardır. O keşkekler, dövme dediğimiz onlar büyük tokmaklarla. Düğün yemeği midir keşkekler? Dövme derler sizin ona. Kömbeleriniz, kömbeniz o var. O kurabiye bambaşka kurabiye. Bayramlarda bütün sokaklar kokar. Evet. Herkes kendi kömbesinin çok iyi olduğunu iddia eder. Ben de ondan benim sonra, bir arkadaşım ve öyledir. Müthiş bir kurabiyedir. Humuslar yapılır. Evet. Humus da dünyanın en muhteşem vegan yemeğidir evet. aslında. Ve böyle böyle bir şey künefelerde koca tepsilerde çevrilir. Böyle olur düğünler orada. Mırralar dolaşır kahveler. Dut şurubu, zahterler nar ekşisiyle buluşur. Müthiş bir salatalar ortaya çıkar. İnanılmaz bir görüntüdür evet, o düğünler. Evet. Orada sokaklarda Reyhanlı'da. Böyle bir ortamda ben de dünyaya geldim ne sonuçta güzel, evlendiklerinden sonra. Tabii annem benim ilk hayvan sevgimi bana ilk aşıladı. Annem beni eğitti gerçekten, hem öğretti hem eğitti. Başkanlığınızda da var hayvanlar. Ya hayvan o yüzden, hayvanlara sevgim tabii o zamanla başladı. Tabii Süslen Hanımlar, evet, Emel Hanımlar, evet. Çok müstesna insanlar bunlar. Bana da çok şey selam öğrettiler. Selam olsun onlara ya, selam da, olsun, burada. Emel ablaya da selam olsun. Süslen Hanım'a da selam olsun. O işte o zamandan beri o hayvan haklarına emek veren herkese selam olsun. Değil mi? O, evet, değil evet. Mi? Çok İlk çok çok çektiler. Çok çektiler hayvanlar, onlarda. Çok zorluk çektiler onlarda. Neler biz de onların eğitimiyle, onların yine bize yaşıyoruz. Öğrettikleriyle ilk hayvan hastanesini açtık Türkiye'de. Evet. Büyük gurur duydum. Bir gün Hatay'a gittiğimde baktım Hatay'da da yapmışlar. Çok güzel gittim oradan, mesela bir köpek edindim. Öyle bir Golden Retriever baktım edindim orada. Ondan sonra çok sevmişti. Bu sistem meselesi bu. Kurumsallaştırırsanız, yaparsanız, ben yaptım deyip çok, izlemezseniz, çok var, bunun şovuna biliyorum. Girmezseniz eğer, o zaman herkes de iyi sistemleri alıp kurumsallaştırabiliyor. Bizim için önemli olan bu. Şimdi Hatay'dasınız. Hatay'da tabii. Hatay'da bizim, kaç tabii, yaşında Hatay'da geldiniz? Bizim anne tarafından Tayfur Sökmen dedemiz tam bir evet. Kuvayi Milliye. Ondan sonra sayesinde ve Atatürk'ün sayesinde burasını ve bizim bütün o büyük Reyhanlı aşireti ve Antakya'daki herkesin sayesinde ve Hatay buraya artık ondan sonra artık tamamen o güzel ballı üzüm salkımı Anadolu'nun, ondan sonra Türkiye'nin, ondan sonra ana vatanına katılıyor. Ve katıldıktan sonra da işte yıllar geçiyor, biz de doğuyoruz. Sonradan
Ablam lise yok. O sırada orada Adana Kız Lisesi'ne gidiyor. Yatılı. Bir sömestr dışarı çıkmak yasak. Düşünebiliyor musunuz? Şimdiki okullarla o zamanki öğrencilerin durumu. Bir sömestr sokağa çıkamıyorlar. Sadece okul içindeler. Çok ağlardım tabii. Ablama çok düşkündüm. Ve sonradan da bitirince tıbbiye diye tutturuyor tabii ablam. Annem işte İstanbul'a geleceğiz mecburen. O zaman şey tıbbiye kazanıyor burada. İşte geliyor. Sonradan da artık yavaş yavaş o bitiriyor, o başlıyor. Diğer ablam felsefe doktoru. Diğer ablam tarih öğretmeni. Felsefe sonra, de çok güzel. Müthiş bir felsefecidir. Çok iyi bir felsefecidir Serpil ablam. O bana felsefeyi çok çevirmiştir. Ben de ikinci mesleğim benim felsefedir başkanım. Müthiş. Bravo, tebrik ediyorum. Zaten hayata her şeyin başlangıç noktası. Hayata bakış tarzı aslında değişiyor, bütün her şeyin başlangıç tarzı evet, felsefe. Platon diyor ya, yönetici önce felsefeci olmalı yani, diyor. Yani bunu milattan önce 400 yılda söylüyor bunu evet, Platon. Başkanım. Yapmayın ne olur. Yani hatta işte bu kendini tanı derler. İlk önce kendini tanıyacaksın. Tabii bu Yunanistan'daki Apollon Tapınağı'nın alınlığında bu yazıyor. Kendini tanı diye. Gnoti Seton diye. Evet. Evet. Veya Gnoti Seton diye evet, galiba okunuyor. Evet. Ondan sonra böyle bir şey diye yazıyor. Ondan sonra diyor ki kendini tanı. Sabahleyin kalktığında kimlere ne mutluluk yaşattım, ne mutsuzluk yaşattım, hayat felsefem nedir, ivmem nedir, momentumum nedir, o gelecekte psikoarkeolojide acaba kendimi derinlere karşı nasıl kazacağım? Yani bunların söylememin sebebi insan kendini bir yargıç gibi mutlaka yargılamalı. Evet. Ondan sonra evet. dışarıya bakmalı. Evet. Ondan sonra bu işte hep dışarıdakilere kabahat bulmamalı. Evet. Diye evet. Bana Serpil ablam hep bunları öğretmiştir gençliğimde tabii. Çok şanslıymışsın. Evet, şanslıydım yani, doğru. Yani bir Serpil abla olması doğru, lazım. Doğru, Serpil, evet, Serpil ablamdan şimdi doğru. Şimdi başkanım kaç senesinde İstanbul'a geldi. Sonra İstanbul'a 1963 yıllarında falan işte 6-7 yaşlarında falan 5 yaşında okula gittim ben. 6-7 yaşlarında falan da İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldiği zaman Bakırköy'e geldik. Bakırköy'e o zaman rahmetli Abdurrahman Nami Gözen kaymakam, Reyhanlı eski kaymakamı burada oturun illaki diyorlar ve oraya taşınıyoruz. İyi ki de gelmişsiniz. İyi ki gelmişsiniz. Reyhanlı'da o zamanki ismiyle Irgatpaşa Sokağı, tren istasyonunun karşısında oraya taşınmışız. Orada oturduk. Orada çok yakın arkadaşlarım oldu. Zaten hayat şeyde başlıyordu, tren istasyonu aynen öyle. Etrafındaydı. Aynen öyle. Bir de bizim Domuzdamı ve sonra Barut Gücü diye bildiğimiz Kızılay'ımızın olduğu evet. bölgede de hayatımız hep küçük yaşta o yüzden. Kızılay'da bayramlarda giderdik, sizler hatırlamazsınız, çok gençsiniz. Yok, ben onu bilmiyorum. Ondan sonra kumbaralarda kağıt rozetler takardık, ondan sonra onları gidip Kızılay'a verirdik. Bir de giderdik unla suyu karıştırıp. Onu biliyorum. Evet. Yani onunla suyu karıştırıp kese kağıdı yapılır. Pazarlara satardık. Evet, evet. Onu Kızılay'a gidip verirdik. O zamanlar naylon poşetler yoktu. Yoktu. Kese kağıtların içine koyulur. Gazete kağıdını. Fileler vardı bir de. Fileler vardı ama bu gazete kağıdını bu pazarcılar pek isterlerdi onu. Tabii bizim yaptığımızda ne olacak? Domatesi koyduğun zaman altında düşerdi. Bizi kovalarlardı. Sonra neyse Kızılay'a gideceğini bilirlerdi o paraların. Affederlerdi pazarcılar bizi. Ondan sonra ama sonuçta hep hayatımız böyle geçti. Daha çocukluk yıllarında. Ya çocukluk yılları böyle yaşlı tabii. İnsana hizmet felsefesiyle büyümüşsünüz. Sonra diyorlar ki Kızılay'a niye bu belediye başkanı olunca bu kadar hizmetin? Dedim ki ben çocuk yaştan beri Kızılay'cıyım. Ne yapayım? Bizi ikinci katta da 8 milimlik pazar günleri film oynatırlardı. İnanın bana şaka etmiyorum. Biz ilk defa hareket halindeki fili, aslanı, kaplanı orada gördük. Bir belgesel film oynatırlardı böyle 15 dakikalık. Aa, bakardı ki aslan falan kükrüyor mükrüyor falan derdi ki resimlerden sonra orada görürdük. O devirlerden bahsediyorum. Ya. Ve Bakırköy burası. Bakırköy. Tabii hayat şeyde. Dikiltaş'ta daha elektrik yok. Tabii Dikiltaş incir bağları mıymış? Evet, Dikiltaş'ta daha elektrik yok. Evet. Zürat Baba'dan sonra Yüce Spor'un sahasından sonra gitmek çok tehlikeli. Abimlerin futbol oynadığı. Evet, gitmek evet. Çok tehlikeli. Annem Mehmet kızardı. Mehmet abilerin çok top oynadıkları. Sayın başkanım şeyi hatırlıyorum ben. Benim şu andaki oturduğumuz eve taşınırken babam yurt dışında, annem kafasına göre ev alıyor. Ben de o sıralar Halil Bedil Yönetken'de ilkokula başladım. Yollar o kadar berbat ki ayakkabım ve şeyde çamura saplandı kaldı. Öyleydi, o zaman öyleydi, doğru. Çekmeye çalışıyorum çıkmıyor. En sonunda aldım ayakkabıyı elime, çamura basa basa ağlaya ağlaya gitmiştim.
rahmetli anneciğim evladımı sürme dedi. Yani öyle bir Bakırköy'dü. Tabii annem Şirinevler'e ilk okudu. O zaman Bakırköy dahildi. Beni de yanında beraber götürüyor tabii. 92 numaralı, evet. 98 numaralı otobüsler gidiyor. Oraya gidip Şirinevler'e ilk okulunda barakada okuyoruz. Yaşlı tahta böyle bir şey var, turşu suyu satan. Tahta bir arabada giden turşu sucuları. Leblebi tozları. Evet. Boğazımızda biraz kalır. Bir galete. Çok lüks bizim için. Yukarıda yandım çavuş ayranı. Kaymakam Bey geldi bir gün. Evet. Okulu tatil etti. Bunları şaka diye söylemiyorum. Gerçekten geldim. Çünkü o gün o zaman daha karbon salınımıyla hiç tanışmamışız daha. Kış kışlığını yapıyor. Ve Trakya'dan ıstırancılardan kurtların indiğini haberi alınmış. İner miymiş, evet, gerçekten? O yüzden Şirinevler'de de okulu tatil ettiler. Biz yere basıyoruz. Barakadayız. Sonradan okulu böyle bir gün tatil ettiler. Bir günde dediler ki sanki Graham Bell telefonu dün buldu. Bir telefon geldi dediler. Bir milletvekili vardı. O milletvekilinin evine bağlanmış. Nerede? Siyahoşpaşa'da. Dediler ki bütün okul oraya gideceğiz. Gittik, hep beraber gittik. O koca böyle siyah çeviriyorsun, bir saatte geri dönüyor. Şimdiki gençlere bakıyorum, beğenmiyorlar şu andaki telefonları. İnanamıyorum. Bazı şeyleri anlatmak lazım gençlere. İnanın bana bütün okul o telefonun bir çevirdi. Alo diyor, çekiliyor öbürü. Öyle diyor, çekiliyor. Bir santrale bağlanırdı. Santralde bir yerlere bağlardı değil mi? Öyleydi ama şimdi bu çevirmeli bir yere çevirdiler. Sonra bütün okul alo diyor, karşı alo diyor, tamam öbürüne veriyor. Yani ilk telefonla konuşuyoruz. Hayatımızda ilk defa telefonla konuşuyoruz. O devirlerin sanki şey gibi, neolitik çağda, paleolitik çağda neolitik çağa giriyoruz gibi. Evet. Ve sonuçta netice itibariyle sonradan işte bitti. Kültür Koleji'ne gittim. Evet. Kültür Koleji'nde biraz daha hem öğretim hem eğitim yaptım. Biraz orada spor, biraz işte madalyalar, kupalar, işte koşular, işte evet, aynı zamanda halk dansları, folklor yani. Evet. Ondan sonra bayılırdım Antep Bitlisi oynamaya. Çok severdim. Yani özellikle Antep'in dokuzlu, çepikli, oğuzlu olan şeyleri bayılırdım. Ondan sonra o zaman spor sergi sarayında falan devamı çıkardık. Yarışmalara katılırdık. Ondan sonra böyle böyle şey yaptı. Tabii, yani sahneye alışır. Yani sen sahneye alışır. Hay Allah. Orada eşinizle karşılaşıyorsunuz herhalde. Şimdi o sonraki çarşının, postanenin civarını taşınca ben çarşının çocuğuyum. Evet. Net çarşının çocuğuyum. Orada işte altlı üstü otururken de eşimle tanıştık. Ondan sonra kısmet işte. O eşimin oradaki o apartman daha önce tek katlı bir evdi. Evet. Binbaşı Dursun Atalay. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bir Yemen gazisi. Amin. Emekli maaşıyla gelmiş, orayı almış. Orada bir villaydı. Ben de küçük yaşta oradan geçerken zaten gülleri falan çok iyiydi. Gül kopartırdım. Bizim hanım da küçük tabii, beni kovalardı. Ondan sonra, o evet, zaman da başlamış. Tabii o zaman. Gül yerine onu alacağım dedim yani sonuçta netice itibariyle. Evet, yani onun için öyle bir şey. Buradan da hanımefendiye çok, evet, çok selam. Bize de katılmanız için izin verdiği için ayrıca bir teşekkür sağ ediyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok çok olur, teşekkürler. Yani böyle bir şeyimiz geçti, gençliğimiz geçti. O ilk mobiletler, o Fransız motosikletler geliyorlar, kiralık alıyorlar, binen var, binemeyen var. Piyasa Caddesi, o gençlik işte o sırada. Yeni ama sinema var, Bakırköy kendine sineması. Kendine ait bir ayrı havası vardı başkanım. Bir şey var. Bakırköy'ün kendine göre bir köy milliyetçiliği vardır. Biraz önce onu arz etmeye çalıştım. Yani Mehmet abi başta olmak üzere, evet, Erzurumoğlu olmak üzere. Tarık Akan abim. Tarık abimiz, tabii, Münir, Allah rahmet eylesin. Münir abim, evet. Münir Özkul abim, Üstün Asutay abim. Üstün abi. Bizim kaleci, Bakırköy Spor'un kalecisi Bekir. Bekir abimiz, Savaş Kenan abi de abimiz, vardı. Savaş abimiz. Evet. Ondan sonra bütün bunlar, Yurdakul abilerimiz, Abdullah abilerimiz, bütün bunların hepsi Cem Karaca abimiz de dahil tabii. Tabii. Ondan tabii, sonra bizi yetiştirdiler. Uğur Dündar abim de dahil buna. Tabii. Evet, evet. Tabii. Dahil. Uğur abi Zorat Baba'da otururdu. Evet, evet, benim çok eski abim. Evet. Ve evet, bunlar bizi yetiştirdi. Evet. O köy milliyetçiliğini, bir de Amir Alantepe, o heybetiyle beraber bizleri yetiştirdiler. Bizler o tarzda ve o terbiyeyle büyüdük. Yani ablalık, abilik felsefesiyle büyüdük. Şimdi onu çok fazla göremiyorum. Yok, ama abi, bizlerin büyüme tarzı hep oldu. Şimdi gördüğüm zaman onları, belediye başkanı da olduğu zaman hep önümü ilikledim. Çünkü o saygıyı asla onlara yitirmemeye çalıştım. Asla onlara ben sizin belediye başkanınızım, hayır bunu yapmadım. Çünkü onlardan öğrendiğim çok şeyi onlara tekrar tatbik etmeye çalıştım. Bakırköy böyle bir yer. Hem sporcuların... Çok fazla siyaset çıkmaz Bakırköy'e. Evet, çok büyük iş, evet, adamları da çıkmaz. Sanatçılara. Ama inanılmaz, evet, sanatçı çıkar. Evet. İnanılmaz şekilde, inanılmaz
sporcu çıkar. Evet. İnanılmaz da insan evladı çıkar. Evet. Yani böyle bir ortamda ben çok şanslıyım. Öyle bir ortamda büyüdüm. Başkanım, insan evladı deyince Yunus Emre'nin biliyorsunuz bu sene Yunus Emre yılı UNESCO'nun ilan etti. Şimdi bir size de güzel bir sürpriz olsun. Hülya'cığım bugün de Yunus Emre'den değil mi? Sevgili izleyiciler, bu sene Yunus Emre yılı olduğu için biz genellikle Yunus Emre'den ilahilerle sizlere aydınlatacağız. Teşekkür ederiz. Size söz Bir kararda durmayalım, bir kararda durmayalım. Gel gidelim dosta gönül, hasretinle yanmayalım, hasretinle yanmayalım. Gel gidelim dosta gönül, gel gidelim yara gönül. Gönül bana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim dosta gönül. Kılavuz ol gönül bana, gel gidelim dosttan yana. Canım kurbandır canana, gel gidelim dosta gerçek murada varalım, gerçek murada varalım. Yarın haberin soralım, Yunus Emre'yi alalım, Yunus Emre'yi alalım. Gel gidelim dosta gönül, gel gidelim yara gönül. Gel gidelim dosttan yana, canım kurbandır canana. Gel gidelim dosta gönül, kılavuz ol gönül bana. Gel gidelim dosttan yana, canım kurbandır canana. Gel gidelim yara gönül. Ağzınıza sağlık, eline sağlık Doğancığım senin de. Bunun bir hikayesi var mı? Evet. Her zamanki gibi. Evet. Biliyorsunuz izleyicilerimiz her cumartesi dört gözle Hülya ile Doğan neyi seslendirecek diyorlar. Hangi hikayeye, hangi şeyi anlatacak diyorlar. İlgili evet bir söylenceyi aktarmak isterim izniniz olursa. Burada da diyor ki zaten sözlerinde gerçek murada varalım. Yunus Emre gerçek muradının Hakk'a vuslat olduğunu dillendirmiştir. Günümüze kadar da bu aşkıyla günümüze kadar gelmiştir. Yunus Emre'nin Tatlık Emre dergahına hizmet ettiğini, 40 yıl önce hizmet ettiğini ve bunun 10 senesinin de odun taşımak olduğunu biliriz. Ve odun kesme anında, ormanda
zamanda olduğu keserken başına gelen bir hikaye, bir söylence günümüze kadar aktarılmış kaynaklardan. Onu anlatmak isterim izninizle. Lütfen. Rivayet odur ki Yunus Emre ormanda ağaç keserken, işte odun keserken bir atlı gelir karşıdan. Böyle hani kıyafetinden padişah olduğunu anlar tabii Yunus Emre. Gelir der ki, der ki sen burada ne yapıyorsun der. O da der ki Tatlık Emre dergahına odun kesiyorum. O da der ki al bakalım şu hizmetlerin karşılığında. Al der, böyle önüne bir kese altın atar. Yunus Emre der ki nedir bu? O da der ki altındır. Altındır bu dünyayı önüne hizmet ettiren maddedir diye. Yunus Emre de şöyle güler der ki Allah'ın öyle kulları vardır ki döner dağa, taşa, ağaca altın ol der, altın olur der. Padişah döner ki gerçekten dağ taş altın olmuştur. Ama Yunus Emre der ki taş taş olmalı, ağaç ağaç olmalı. Bizim dünya nimetleriyle pek meşgalimiz yoktur. Biz hakka vuslatı isteyenlerden ister. Ve o rivayet günümüze kadar bu şekilde aktarılmıştır. Selam olsun. Selam olsun. Evet. Selam olsun. Evet. Evet. Siz de tebrik ediyorum. Yani muhteşem. Ve yani öyle güzel bir şey hazırlamışsın ki aynı bizim de Yunus'umuz, Emre'miz, Ahmet Bahadırlı başkanımız altın ol dedi, Bakırköy'e altın yaptı. İkiniz de tebrik ediyorum. Yani şunu jenerik olarak yurt dışındaki insanlar olsa bunu şu manzara, şu izlediğim manzarayı sürekli göz önüne getirirler. Niçin biliyor musunuz? Onlar bunu terapi diye görüyorlar. Suç oranını düşürüyorlar. Değil mi? Bu gerçek, bu suç oranını düşürüyorlar. Şu gözlerim inanın bana 5 dakikada, zaten 5 dakikada insan dağısı. Evet. Şimdi büyük bir süre için dinleniyorsunuz. Bütün her şeyle dinleniyorsunuz. Ruhunuz dinleniyor. Tebrik ediyorum. İkinize tebrik ediyorum. Evet. UNESCO'da bunun farkında. Evet, evet. Yunus Emre yılı o. Evet, Yunus Emre yılı. Kültür örgütü. Cumhurbaşkanlığımızda bir genelde yayınladı. Kültür Bakanlığı bünyesinde de Yunus Emre'yi İnşallah ne güzel. Alma etkinlikleri. Ne güzel inşallah. Dolayısıyla biz de bu tarz hazırlıklarımızı yapıyoruz başkanım. Evet. Ne güzel, sağ olun. Yani sevginin olduğu yerde her zaman güzellik vardır. Evet. Sayın Başkanım, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sevgili izleyiciler, ikinci bölümde başkanımın belediye başkanlığı ve Bakırköy'de 1999 depreminde çok büyük bir şanssızlık. Evet, doğru. Çok ağır dönemler geçti. Bakırköy'de depremde yaşadıklarınız ve yerel belediyelerin nasıl olması konusunu işleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet, tekrar hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ahmet Başkanım'la şimdi geldik. Lisede bitti, üniversite yıllarına. Nasıl karar verdiniz diş hekimliği? Yani herkesin istediği... Bu maalesef Hüda Hanımcığım, bu büyük bir yaradır. Bir neslin büyük bir yarasıdır. Zira kısa bir şey arz edeyim, daha iyi anlaşılması açısından. Bizi şu andaki neslin, genç neslin o zamanı daha iyi anlaması açısından şöyle bir şekilde arz edeyim. Yazlık sinemalar vardı eskiden. Evet. İşte sınava girersin, sınavda çıktıktan sonra işte puanlar gelir falan. Sonradan da bir ön kayıt işi vardır. Ön kayıtlar, her okulun ön kayıtları ayrı. Ön kayıtlar olduktan sonra puanların düşmesini beklersin. Puanlar düşerken de burada yazlık sinemaya herkes gider. Yazlık sinemada o zaman küçük sirkeciden alınan küçük transistörlü radyolar vardı. Radyolar, evet. O radyoların bir tane de tek böyle bir kulaklığı vardı. Şimdi o profesyonel böyle kulaklıkları beğenmiyorlar. O zaman bizim bir tane kulaklığımızı ancak koyuyoruz, elimizde tutuyoruz. Puan saat 11'den sonra puanlar açıklanıyor geceliğin. Evet. İl radyosu, TRT İl Radyosu. Evet. O zamanki ismi bu. Ve bu puanlar açıklanırken nereye eğer puan düşmüşse Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne, Çukurova Adana Çukurova Üniversitesi'ne. Nereye düşmüşse o arkadaş bir anda karanlıkta süzülen tipleri gördünüz. O tipler gelmiş, puanı gelmiş. Evet. Topkapı Otogar'a gidiyor. Nasıl yani? Koşa koşa gidiyor. Oraya ertesi gün ulaşmak zorunda. Ulaştı, belirli bir eğer saate kadar ulaştı. Ulaşmadığın zaman, puan tekrar düştüğü zaman onun hakkı yanıyor. Şimdi böyle bir... O kadar zorlukta. Böyle bir, öyle bir. Eskiden niyetçiler vardı. Böyle niyetleri kazırdınız. Elma şekerleri satarlardı. Böyle niyetlerse sokaklarda böyle zamanlar vardı. O niyetlerde niyetçi gibi kazıyorsunuz. Ne çıkarsa. Şimdi bunun, lütfen bunun örnek olarak arz ediyorum. İşte o yüzden doyamıyorum onu dinlemeye. Sayın Profesör Doktor İlber Ortaylı mesela, evet, dinlemeye. Sayın Profesör Doktor bilim tarihçi yine Mustafa Kaçar. Bunları dinlemeye doyamıyorum.
Şimdi bunların ne kadar önemli olduğunu historiografinin, yok işte biz de Vatikan'dan Çinler öğreniyoruz tarihimizi. Bir historiografi denen bir bilim dalı var. Yok bunu anlatmamışlar bize o zaman. İlber Bey o yüzden Ferhat Figen diyor. Gayet haklı. Peki histoloji? Yok. Yok. Hititoloji? Yok. Sümeroloji? Yok. Hungaroloji? Yok. Yok. Peki arkeoloji? Felsefe yok. Arkeoloji hiç yok. Antropoloji yok. Antropoloji yok. Yok. Evet. Sosyoloji yok sosyoloji falan filan. Evet. Bunları böyle hakir görüyorlar o zaman. Hani bu böyle dönemden geldik biz. Arkeolojiyi böyle yaparsan o zaman yabancı güçler de senin alırlar. Yani giderler kendi müzelerinde sergilerler. British Museum'da da şu anda British Museum'da da biz İdrimi'nin heykelini İdrimi Telaçana'daki Hatay'daki milattan önce 1800'lü yıllardaki olan çıkan evet Mukiş kralının Mukiş kralının kralı. Ne işi var British İdrimi. Museum'da? British Museum'da üstelik de müze yetkilileri İdrimi'yi göstermek için ekstra pound istiyorlar sizden. İdrimi'nin heykelini göstermek için. Kendi heykelimiz, kendi topraklarımızdan kendi heykelimiz, giden kendi heykelin, heykeli. Şimdi bütün bunları bu sadece minicik bir örnek. Osman Hamdi o sırada işte ilk arkeoloji, ondan sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kuruyor. Fındıklı'daki güzel sanatları kuruyor. Kaplumbağa terbiyesini. 5 tane mi var kaplumbağa, 6 tane mi var dediğimiz o işte 1905'te mi yapıldım, 6'da mı yapıldı diye tartıştığımız o heykeli. Kadıköy'de belediye başkanlığı yapıyor. Evet. Kadıköy'de belediye başkanlığı yapıyor ama maalesef biraz disiplinli insan. Disiplinli insanı fazla sevmiyoruz galiba. O yüzden bir ismini büyük meydanlarda şurada burada göremeyiz. Çok hak ettiği halde maalesef göremiyoruz. Şimdi bunlar da o arkeolojiyi işte bunu sevmedikten sonra, istemedikten sonra, bunları okumadıktan sonra o yüzden bizim de karşımıza diş hekimliği geldi. Yani ya doktor olacaksın ya hekim olacaksın, ya eczacı olacaksın, ya hekim olacaksın, ya mühendis olacaksın. Ondan sonra veyahut da tıbbiyeci olacaksın. Diş hekimliğine orada puan tutunca ben de oraya yazıldım. Ondan sonra çok şerefle Marmara Üniversitesi, ondan sonra oradaki çok şerefle ve çok sevinerek okudum. Muhteşem bir sınıfımız vardı. Çok güzel bir arkadaşlık gruplarımız vardı. Ve orayı da bitirdikten sonra da çok iyi hekimler çıktı aramızdan. Muhteşem hekimler çıktı. Ve sonradan da işte uzun süre bir, kısa süre bir öğretim üyeliği ve sonradan İngiltere'ye, Londra'ya gidiş gelmeler. Ve ardından da özel kendi Bakırköy'deki muayenehane kliniğim. Evet. Ve orada çok kalabalık bir ortamda. Çok iyi bir hekim olduğundan değil. Belki insanlara biraz daha fazla saygımı gösteriyordum. Neyse. Bir sebepten dolayı çok kalabalık ortamda çalıştım. Her hekim gibi benim de becerilerim aynıydı diğer hekimlerle. Ama en çok vergi veren, en çok şey yapan, ondan sonra en çok şey yapan bir hekim. Belirli bir süre sonra el manipülasyonunuz zaten size artık açılıyor. Sayın Başkanım ama benim için diş hekimleri birer heykeltıraş gibi. Öyle değil, hepsi öyle, herkes öyle, bütün diş hekimleri öyle. Yani eğer ki el manipülasyonunuz olmasa... Çok kalabalık çalıştım. Sabah İskandinav ülkelerindeki, yukarı Sakson bölgesindeki gibi sabahleyin 6.30'da muayenehanemi açtım. Saat 7'de hasta bakmaya başladım. Çok kalabalık bir şeyle başladım. Çünkü işte bazı çok tek tük arkadaşlar, buna hiçbir diş hekimi yapmaz. Teknik arkadaşlar ilk önce ben der işte bir sporumu yapacağım falan öyle ama ağrı çeken insan seni beklemez tabii. Evet. Onun için o yüzden sabah erken başlamayı tercih ettim. Bu da insanları cezbetti herhalde. Ve sonuçta çok kalabalık bir ortamlar. Çok kalabalık bir ortamlarda çalışmaya başladım. Yıllar geçti. Yıllar geçtikten sonra da Türk Hava Yolları'nda gönüllü bir doktorluğunu yapıyordum. Pazar günleri de bu Yusuf Kulca beyefendiyle birlikte bu madde bağımlısı çocukların, eskiden sokak çocukları diye tabir edilen o çocukların, umut çocuklarının. Ona geleceğim. Onun biz sıra selvilerde sabahçı kahveleri vardır. Sabahçı kahvelerinde ben sağlık sorumluluğumu yapıyordum. Daha siyasette yokum ama. Hiç yokum. Evet. Ondan sonra ve o şekilde bir hayatım geçiyordu. Bir de eski ben bir uzak doğu sporlarına falan meraklı, uzak doğu çalışmış bir insanım gençliğimde. Onun için spastik çocukları da evlerinden alıp sizin o hassasiyetlerinizi ondan sonra şeylere götürüyordum. Zaten. Onları çalıştırıyordum. Daha siyasete hiç yokum. Siyasete nasıl girdiniz ya, başkanım? Bir gece yarısı bir telefon geldi bana eve. O zaman cep telefonları yok. Ondan sonra telefon geldi. Telefonla dedi ki ben dedi Ali Talip Özdemir dedi. Belediye başkanı o sırada Sayın Ali Özdemir.
Onun Bakırköy'ün dediğim bakanlıktan gelmiş pek eski ünlü, başkanımız. Havalı, evet, çok tabii. Türkiye'nin ilk çevre çok, bakanı. Tabii. Ondan sonra hem yakışıklı falan böyle, çok oturaklı. Ondan sonra geldi, bana telefon etti. Ben hiç tanımıyorum. Siyasette hiç yokum, hiçbir şey bilmiyorum. Ben de dişiniz mi ağrıyor dedim. Hani diş hekimi niye arar yani belediye başkanı? Ondan sonra bir arkadaştan bir tanesi dalga mı geçiyor dedim, bir yerde işletiyorum dedim. Sonra seni diyeceğim, beyefendi ne dişi falan dedi. Ondan sonra Türk Hava Yolları'ndan, işte biz de oralı çevrelerimiz falan, pilotlardan almış telefonumu. Sonra da aradı, dedi ki yarın sabah, ertesi sabah Çınar'da bir kahvaltı edebilir miyiz sabahleyin dedi. Saat 6:30'da olabilir misiniz, uyanabilir misiniz dedi. Dedim 6:30'da benim hastalarım başlıyor dedi. Bu defa ne hastası o dedi. O da tahmin etmiyor o saatte başlayacağını. Falan sonra da gittim işte 3-4 saat kaldık. 3-4 saat işte bir adı. Dedi ki böyle böyle dedi. Sizin bu işleri dedi, herkes sizden bahsediyor. Sizin dedi bu konulara girmenizi istiyorum dedi. Bir evladım da benim bir aksilikler meydana gelmişti. Tek girme sebebim zaten evladım. Ondan sonra benim kızım vardı o sırada, Galatasaray Lisesi'nde okuyordu, Leyla Serah. Serah da dedi ki baba bir imkanlarınla dedi, kendi imkanlarını bir yere kadar yapabiliyorsun bunları dedi. Gir dedi, bu çocuklara da yardım et dedi. Hatta ve hatta işte o da söyledi aynı, sokak hayvanlarını da sakın ihmal etme dedi. Ondan sonra neyse işte biz de, ben de bunu söyledim Ali Talip Bey'e, dedim ki her mahalleye sağlık ocağı yapmak isterim dedim. Ne değil sağlık ocağı dedi. Ilk, o sırada belediyeciler şey yapıyor sadece, yol, asfalt ve işte imar falan filan. Dedim ki yeni bir kapı açalım biz, sosyal belediyeciliğe girelim. Eğer böyle bir şey isterseniz. Bir engelli çocuklar okulu yapacağım, zihinsel engelli çocuklar okulu yapacağım dedim. Bir de her mahalleye sağlık ocağı yapacağım dedi. Ondan sonra ne diyorsunuz dedim. Yani ben de tam bilmiyorum, konuları da bilmiyorum. Ondan sonra dedi ki meydan senin dedi. Daima arkandayım dedi. Hakikaten de arkamda durdu. Evet. Ondan sonra böyle meclis üyeliğine girdim. Benim çok tuhaf bir huyum vardır. İşte Atatürk'ün dediği gibi bir tek şeye ihtiyacımız var diyor, çalışkan olmaya diyor. Evet, çalışmak. Ben de durmadan ben çalışırım. Benim işim çalışmak. Yani bana bir iş verirsen onu becermek, başarmak için elimden gelen ne varsa yaparım ya. Gece gündüz çalışırım, yaparım. Hala da öyleyim. Ondan sonra dedi ki meclis üyeliğinde bir başladım çalışmaya. Tabii çalıştım. Sonra Ali Talip Bey milletvekiline gitti. Giderken de bizi de tensip buyurdu. Ondan sonra arkadaşların da desteğiyle bütün belediye meclis üyesi, altın gibi pırlanta muhtarlarımız da hepsini birlikte bütün Bakırköy halkı da isteyince. Çok da rahmetli oldu değil mi? Çok da rahmetli Yılmaz, oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Yılmaz Ufuk da Bey'den tutunuzda. Aziz abiye kadar birçok şey. Zürat Baba muhtarımız da hepsi. Allah gani gani hepsine rahmet olsun. Amin. Mekanları cennet olsun. Ve bu arada bizi de böyle koyunca tabii vekil olarak koydular bizi seçime kadar. Evet. O zaman seçim oluyor 6 ay sonra. Ben rahat durur muyum? İşte yine ondan sonra Ahmet Beş'te ayakta. Ondan sonra derhal dışarı çıkıyorsun. Sabah namazı gece yaraları değil yani mi? Tabii dolaşıp. O sabahleyin ilk mercimek çorbaları çıkıyor. Çorbacılar bilirler kaç limonlu içeceğim benim. Öyle poğaçalar mi? Tabii poğaçalar falan böyle dumanlar mumanlar çıkıyor. Muhteşem falan. Ondan sonra itibariyle tabii seçim oldu ile kazandık sağ olsun. Eksik olmasın, bir defa seçime girmeye başladım artık kendim. Ondan sonra bir defa seçim kazanmaya başladık. Yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Tamam. İlk olayınız var. Çok büyük bir cesaret. Bakırköy'ün Kartaltepe Mahallesi'nin meşhur bir pazarı var. Terakki Caddesi'ni baştan sona engelleyen, hayatı felç eden bir pazarı. Ve Ahmet abi o pazarı kaldırıyor. Bir sor bakalım nasıl kaldırdın acaba? Nasıl kaldırdın? Yani yok, çok tabii zor bir işte. Rahmetli zabıta müdürümüz Muzaffer Kutlu Beyefendi'den bütün zabıta memurlarıma ve bütün belediye personelime bu konuda hep şükranlarımı sundum. Çünkü biz total olarak takım olarak çalıştık. Zaten bu işte takım olarak çalışmazsan hiçbir şey yapamazsın. Şimdi şu arada da onu da belirtmek zorundayım. Ahmet abi pazarı kaldırıyor ama esnafa öyle bir güzel yer yapıyor ki bugün daha hala cumartesi pazarı olarak anılan yerin mimarı da Ahmet abi. İlk defa Türkiye'de böyle bir şey oluyor. Arkasında Yeşilköy pazarını da aynı şekilde yaptık. Çünkü inanmaya başladılar artık. O zaman şimdi de pazarcı odası selam olsun Mesut Bey'e. Ondan sonra ve oradaki diğer arkadaşlara, Songül Hanım'a falan hepsine ve işlerinden provokatörler de tabii çıkıyor. Oraya gidecek, başkan bizi, yağmur suları oraya dolacak, bizi boğacak falan diye. Ben sere katil miyim dedim. Ne oluyorsunuz? Ben hekimim. Çocuklar yapmayın, etmeyin. Çok çektim. Yani çok teferruatları var kaymakam böyle birlikte. Bir gece evvel bir provokatörün evine, Fikirtepe'deki evine gittim. Gece yarısı saat 4'te kapısını çaldım. Ya ne yapıyorsun dedim. Ya çok maceralar. Sonuçta başardık. Bütün takım olarak başardık.
ve oradaki itfaiye gelse itfaiye giremiyor. İnsanlar cenazesini çıkartamıyorlar. Ondan sonra böyle bir örnek oldu. Önemli olan bizim için yapmak değil. Ben yaptım, sen yaptın davası yok. Önemli olan sisteme sokmak ve ondan sonra da onu halkın kurumsallaştırması. Onu halk kurumsallaştırır çünkü. Başkan olarak sen ancak sisteme sokarsın. O kadar. Şimdi pazardan sonra bir kültür köprümüz var. Evet, kültür köprüsü. Evet. Kültür yani, köprüsü. O da değişik bir şey. Yani o Bakırköy'ün tam ortasında çok değişik kitapçılar. Evet, sahaflar vardı. Ben kitap hastasıyım. Evet. Nasıl kitapçıları kaldıracaksın? Herkes de böyle fazla şikayet ediyor. O da çok uzun hikayeler. Ama gece yarısı en sonunda kitapçılar bir şey yaptılar. Süre verdiler. Evet. Dediler yarın sabah 7'ye kadar açarsanız dediler. Ondan sonra biz varız dediler. Ertesi gün açılış var. Başbakan geliyor falan. Ortada şey yok, kitapçı yok. Çok evet, ondan sonra evet. Büyük şey. Ve sonradan hadi yapışın kürekleri dedik, ben dahil. Halk eğitim merkezi. Halk eğitim benim için, örgün eğitim ve yaygın eğitim benim için çok önemli. Zira şunu Funda Hanımcığım, şunu araya sıkıştırayım. Büyük güç var. Büyük güç Amerika'da görüyoruz şimdi. Buyurun. Senatörlerin tutunuzu da devlet başkanının yaşına kadar. Büyük bir tecrübeye doğru giriş var. Niçin? Dünya bir şeye doğru, aşırı bir milliyetçiliğe doğru bir koşuş var şu anda. Bu koşuşu gençlerle birlikte çok yapamayacaklarını biliyorlar. Daha tecrübe sahibi insanlarla ve gençlerle ortak olarak yapabileceklerini biliyorlar. Biz de 65 yaşından sonra yani istemiyoruz o köy taşlarıyla tanışmak. Evet. Yani evet. İstemiyoruz o oyun kağıtlarıyla bilmem ne yapmak. Bilgiler, bilgiler. Bizim bunların hepsi bir enerji. Bizim sadece yapacağımız yöneticilerin potansiyel enerjiyi mekanik enerji haline döndürmek. Bunun için de üniversitedeki hocalarla birlikte beraber oturup çalışıp bunun bir anayasasını hazırlamak. 65 yaşın üstündeki enerjiyi nasıl biz bilgi harekete geçireceğiz? Bilgi birikim olarak tabii ki. Aslında basit. Sizler evet. Hem para kazanacaklar. Evet. Hem para kazanacaklar. O yaşlılarımız hem para kazanacak hem de ülkeye bir şey vermeye başlayacaklar. Bu kadar basit çok bir konu aslında. Bir tabii. Evet. Tabii yaptıklarınız hizmetler şu andaki bazı aldığımız hizmetlerin ilk fikir babası Ahmet Başkanımdır. Ahmet abimdir. Bakkart. O zaman şey var, bizim başkan yardımcısı Savaş Katıtaş, benim de çok evladım, efsane vali bir Kemal Katıtaş'ın oğludur. Onunla birlikte çıkarttığımız bizim bir böyle bir olgudur. Onu daha devam ettirmek istedik aslında sonra, alışverişlerde de kullanmak üzere. O sırada bir kriz olmuştu 2000'de hatırlarsınız. Evet, o krizi anayasa. Bu Bakkart'ta falan atlayalım. Bakkart'ını gösteren her şey, zaten sağlık ocağında her şey bedavaydı. Bakkart'ını gösterdiğimiz sağlık ocağında kan tahlilini yaptırıyordu. Tansiyonu ölçtürüyor, ambulans hizmeti alıyor, her türlü hizmet alıyordu. Hatta ve hatta işte aşevinden yemekleri olan bu tür konular her şeyi de varlardı. Şimdi artık onları hepsini şimdi aslında iki arkadaşlara da söylüyorum. Artık şey değil, yani kömür, makarna falan o şey değil. Artık oltayı verin. Onu da yapıyordunuz oltayı zaten. Aşevi. O başlattık ama artık oltayı verin. Artık oltayı verin. Evet. O sırada çünkü işi öğretti. Mesela gençler işte bursları alıyor, şey yapıyor. Bursları alıp hayır, oturmayacaksın. Biz o sırada suç oranını şöyle düşürdük. Emniyetle beraber Funda Hanımcığım, bir kask, bir mount çocuklara hepsine, birer tane de bisiklet. Kaç tane? 700 tane kişiye. 700 kişiye Bakırköy'de bunlar dolaşmaya başladılar. Ellerinde walkie-talkie telsiz. Emniyet müdürü de başlarında, emekli bir emniyet müdürü başlarında. Herhangi bir miydi belirsiz bir kötü niyetli bir insan geldiğinde walkie-talkie ile sadece bildiriyorlar. O emekli emniyet müdürü de polisi çağırıyor. Suç oranı %60 düştü Ataköy'de. Hapçımız da bıçakçımız rahmetli tamam. Olan. Onları evet. Yani, ya onlar bizim özüm çok yakın kardeşlerimiz bizim. Ne olacak işte? İşte Bakırköy'de bir hapçımız bir bıçakçımız var. Renklerimiz bizim onlar. Ahmet başkanım, ben başkanım da seni buradan temizlerim demiyor. Alıyor onları akşam. Bakırköy yok sporu, işe aldım ben onları. Evet, işe alıyor. Bakırköy Spor'un güvenliği için güvenlik yapıyor. Bizim Bakırköy halkı da rahat ediyor. Gece güvenliği yapıyorum. Evet, evet. Gece güvenliği. Bütün işte bunlar hepsi sistem. Yani bunlar hepsi sistem. O insanı itelersen daha suça daha çok ulaşır. Değil mi gidecek? Onun için ve insanlara zararı olur. Bu bir sistem meselesi. Ömürlük Felçliler Derneği. Ömürlük Felçliler, bu OFD, bu Mavi Kapak. Evet, Mavi Kapak, biliyorsunuz. Evet. Ramazan başkanları. Evet. Muhteşem bir insan. İnanılmaz bir insan. Anneciği de öyle. Evet. Benim bir davet ettiler.
evlerine gittim belediye başkanıyken, yağmurlu bir günde Kartaltepe'de giriş katı ve orada yatağın kenarında o çocukla tanıştım ilk. İslam Üniversitesi İktisat mezunu. Evet. Evet, annesi bir kahve yaptı. O kahvenin tadını hala unutamıyorum. Sade bir Türk kahvesi yaptı. Böyle böyle dedi. Ne diyorsunuz dedim. Dedim ki elini ver çabuk bana dedim. Çabuk bana elini ver dedim. Sen bu şekilde yatakta yatarken gayret gösteriyorsun. Bizim abi olarak bırak başkanlığı. Abi olarak bizim sana ne yapmamız gerektiğini sadece bizle beraber görelim. Onun yüzden bir ekiple birlikte burada ciddi bir çalışma yaptık. Güzel. Şimdi bütün Türkiye'de de varlar. Ben de gururla bir yerlerini yaptık Ayamama'da. Evet. Ondan sonra evet. Daha hala da duruyor. Hala duruyor. Onun için tekerlek sandalye... Benim eşim de meraklıdır. Restoranda birken bütün kapakları Funda götürüyorsun aslında, oraya da biriktirir. Arabanın arkasına bakarsanız kapaklar, mavi kapaklar. Bir gün Antakya'da, özür dilerim. Bir gün Antakya'da bakarım, yokuş yukarı baktım. Bir çocuk çıkıyor tekerlek sandalyeyle. Ondan sonra akülü bir tekerlekli sandalye. Dedim ki oğlum ne kadar güzel bak dedim, çok güzel çıkabiliyorsun dedim. Allah razı olsun dedi yapanlardan dedi. Bu çok ilginçtir. Ondan sonra nereden aldın dedim. İstanbul'da Omurilik Perşler Derneği'nde istedim dedi. Onlar yolladılar dedi. Ramazan Bey'e tamam, de selam var. Ona o sırada sebep olabilmenin huzuru değil mi, ne o kadar yetiyor. Mutluluk. Buna benzer bir şey de şurada yaşadım. Ben İstanbul Üniversitesi'nin yeni Kültürel Miras Turizm Arkeoloji bölümünü bitirdim. Evet. Yeni bir meslek daha edindim. Evet, ikinci bir mesleğiniz daha var. Evet. Yani sınıfa girdiğim zaman bütün herkes ayağa kalkıyor, oturun evlatlarım diyorum. Yaş icabı bana saygı gösteriyorlar. Şimdi bunu da yalnız yaparken sınavda yaptığımız ispirtuhane çıktı. İspirtuhane. Evet, ispirtuhane meşhur. Çıktı. Sınavda o soru olarak çıktı. Başıboş insanın girmeye korktuğu evet. Yer. Sınavda, başkanım. Sınavda soru olarak çıkınca şimdi çağırsam hocayı desen ki bak bunu doğrusunu yaptım. Başkanım. Ama gerçek bu hakikaten yani başıma geldi. 99 depremi. Bak, 99 depremini yani 99 evet. Depremini kısaca arz edeyim, saat 3'e doğru o meşhum gün, o meşhum gece yarısı bir anda kolumu kopartıyorlar zannettim. Öyle çok inanılmaz bir sarsıntı oldu. O sarsıntıdan sonra hemen dışarı attık kendimizi ve annemlere bıraktım çocukları, bütün ailemi. Ve benim bir toplanma sistemim vardı. Daha önce, biraz bizlere, önce size söyledim. Evet. Metin Bakırcı, yine başka yardımcımız ve Savaş Kattaş'la beraber. Eczacı meslektaşım. Evet, eczacı meslektaşınız. Onlarla birlikte İsviçre Başkonsolosluğu'yla bir çalışmamız olmuştu. Bu sene 97'de. Ondan sonra dedik ki bir afet durumlarında ne şekilde biz hareket etmemiz gerekiyor dedik. Ve ardından da o yüzden bir sistem, toplama sistemi kurduk. O toplama sisteminde bir anda belediyede toplandık. Benim bir de iyi bir dürbünüm vardı. O zaman bir otel, sahildeki otel, yüksek yani isim vermiyorum ama o yükseklik otelin en tepesine çıktık. Baktım ki Avcılar yanıyor. Bağcılar'ın üstü bir toz kaplı. Küçük çekmece Avcılar'a koşayım dedim var. Ve Avcılar'a koştum. Evet. Ve yaz, tabii yaz onun için kısa kollu. Feridun Çelikmen ve Nasuh Akut hemen oraya gelmiş. Ona bizim deniz de Bakut'umuz vardı evet, değil deniz mi? Evet, deniz köşkleri tarafını almışlar. Başkanım dedi, onu pardon özür diyorum. Tam karşı tarafı almış, kara tarafını almışlar. Ondan sonra siz de deniz köşkleri doğru koşun dedi. Ben de deniz köşklerine koşmaya başladım. Yıkıntıların arasında geçiyorum Funda Hanımcığım. Geçerken kimse var mı diye bağırıyorum. Bir ilti duydum. Fakat korkuyorum da karanlık da. İlti duymayayım dedim. Hani bir noktada pas geçeyim mi dedim. Sonra vicdani sorumluluk ağır bastı. Geri döndüm, ilti gerçek. Sonra köpekleme alttan girdim. Yani bir daha çöksü altta kalacağım. Bacaklarım dışarıda kalacak, altta kalacağım. İçeride birkaç ilti var. Birisi bir polis memuruymuş. Elimi tuttu. Maalesef birkaç dakika sonra onu kaybettik. Ondan sonra ben polis memuruyum, beni kurtarın dedi. Rabbim sonra bir Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Ve sonra bir Uğur Şahin diye bir mühendis çocuk. Karı koca. Tam tatile çıkacaklarmış. 10 dakika sonra yola çıkacaklarmış. Bir anda bina üstlerine gelmiş. Onu tam 4 saat uğraştık. Ekipler beni buldu. Orada uğraştık, çıkarttık. Sonra 6 ayda fizik tedaviyle kaldılar. O gün biz oradan 6 kişiyi sağ olarak ondan sonra çıkarttık. Ekiplerimiz aynı anda Arabapur'dan, Topçular'dan ondan sonra geçerek aletlerle birlikte Çınarca'ya gitti. Mustafa Kelleci'yi yolladık o zaman başkan yardımcımız. O da oradan 7 kişiyi sağ çıkarttı.
Marmara Boğazları Belediye Birliği başkanlığım o sırada. Dedim ki ya birazcık işte başkanlık yapacağız. Birazcık belki işte bak ne kadar güzel. Ama böyle bir şey başımıza geldi. Sakarya'da bize bağlı. Aziz Duran Belediye Başkanım, helal olsun ona. Muhteşem bir performans gösterdi. Ama o Çark Caddesi'ni geceliğin kolları açıkta. Bunları mahsus anlatıyorum. İşin gerçeğini ve vahşetini ve dramayızını hatta trajedisini Bakırköy, bilin diye. Bakırköy içinde bayağı hiç çalışmalar Bakırköy'de yaptınız. Hiçbir şey, Bakırköy'de hiçbir şey yoktu. Dosyaları teslim ettiniz. Yani o zaman işte bu Naci Görür, bizim profesör. Yusuf Sağlamayat, Feyza Çinicioğlu. İstanbul Üniversitesi. Evet, bütün hepsiyle birlikte. Tüm hocalarım, şu andaki deprem hocalarının tümüyle birlikte bize çalıştılar, beraber çalıştık. Sayın Başkanım, çok kısıtlı zamanımız kaldı. Biliyorum. Yerel yönetimlerle ilgili hızlı bir geçebilirsek. Çok hızlı bir geçeyim, çok hızlı geçeyim. Şimdi 30 sene öncesinden bugüne kadar geldiğimiz zaman bizim savunma sanayileri son %500 gelişti. Dünyada gelişti. Herkes silahlanıyor. Evet. Biz de mecburen ülkemiz olarak ülkemizi korumak amacıyla silahlanıyoruz. Biz de mecburen savunma sanayimizi güçlendirdik. Savunma sanayimiz bizim veya dünyanın %500 gelişti son 30 senede. Ama bunun karşılığında yerel yönetimler, hizmet sektörü %500 gelişemedi. Yani yine ağaçlar kesiyor, yine hayvanlar bazen katlediliyor sebepsiz yere, yine yağmur ormanları gidiyor ve gelişemedik. Demek ki 2050 yılına geldiğimizde biz sosyal barış için, yani en ufak sosyal patlamanın ve ülkemizin bekası için bizim merkezi hükümetimiz hangi parti olursa olsun elinden geleni yaparken yerel yönetimlerin de belirli yeni kanunlarla beraber bezenmiş bir 2050'ye geldiğinde tam halkla barışmış ve halkın tam güvendiği bir yerel yönetimler olsun isterim. Bu tarım belediyeciliği, felsefe belediyeciliği, teknolojili belediyeciliği, ekonomi belediyeciliği çok karışık ve son derece çok büyük kümülatif bir büyük bir küre bu. Bu apayrı hepsi ayrı bir kitap konusu zaten. Sayın bir daha sefere inşallah size arz ederim hepsini. Evet, evet başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de size ve size sanatçılarımıza müsaade ederseniz onu arz edeyim. Sağlık. Yöneticimiz Mustafa Beyefendi'ye ve buraya emek veren, bize emek veren bütün kardeşlerimize ve size yönetmenime ve size sağ olsun şükranlarımı arz ederim ve tüm Cem TV izleyicilerine şükranlarımı arz ederim. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Thank you.
Elbette arayan dermanın bulur. Sadık dert ki kimde, ne var kim bilir. Geçtik üzar ettim, elde neler var. Elde neler var, elde neler var. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Vay vay dünya dünya, fanisin dünya. Aşk ile pervane dönersin dünya, dönersin dünya. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Can ile cananı alansın dünya, alansın dünya. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Aşk ile pervane dönersin dünya, yalansın dünya. Bravo, tebrik ediyorum. Muhteşemdi. Evet, başkanım, Ali Ekber Çiçeği sevdiğiniz için size de böyle bir sürpriz hazırladık. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yine tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun efendim. Size de sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, Cem TV izleyicilere sevgiyle kalın, hoşça kalın.